Merhabalar efendim. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek günler, geceler hürmetine birliğimize, dirliğimize, huzurumuza zeval vermesin. Birbirimizin, milletimizin, medeniyetimizin ve Müslümanlığımızın da kadru kıymetini en iyi şekilde bilmeyi ve daha çok yaşamayı bizlere lütfeylesin inşallah. Sahur Bereketi programından sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu gece yine çok değerli Perşembe ilçe müftümüz Bahsi Bektaş hocamla birlikteyiz. Hocamla inşallah müflis kimdir, gerçek müflis kimdir konusunu ele almaya çalışacağız. Ben bu geceki programımı da inşallah Ordu Altınordu Mübarek Mahallesi Dönfelek Camii İmam Hatibi Samet Çiçek hocamın okuyacağı Aşr-ı Şerif'le açmak istiyorum efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة
İnne s-salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet kıymetli dostlar, Ordu Altınordu Mübarek Mahallesi Dönfelek Camii İmam Hatibi, kıymetli kardeşim Samet Çiçek hocama çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah ağzına gönlüne sağlık versin de Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Kur'an'ı daha uzun yıllar bize bu güzel sesiyle okusun diyoruz. Ben hemen sizler adına kıymetli hocama, Perşembe İlçe Müftümüz Basri Bektaş hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sağ nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, hocam. Çok şükür. Elhamdülillah ala külli hal. Evet, sivel küfrü battalâ. Kıymetli hocam, müflis konusunu sizlerle bu gece konuşmak istiyoruz. Değil mi? Peygamber İnşallah. Efendimiz'e ashab geliyor bir gün, diyor ki gerçek müflis kimdir? Hakikatte iflas eden kimdir hocam? Dinini, İslam'ını, ahlakını yitiren kişi iflas etmiş sayılır mı hocam? Evet. Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve inayeti bizi dinleyen, bizi izleyen tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Gecenin bu güzel vaktinde Rabbime elini açmış, gönlünü açmış kardeşlerimizin dualarına, dualarımızı ilhak ediyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi, Ramazan'ın son günlerinde, son gecelerinde yeryüzü boş değildir. Yeryüzünde Allah ismini zikreden, ya Rabbi deyince buyur kulum denen insanlar vardır. Boş değildir. Evet. Onların dua ve niyazlarına biz de aynı şekilde amin diyoruz. Bizden de kabul eyle diyoruz. Amin. Cenab-ı Rabbül Alemin memleketimize, milletimize huzur bahşeylesin. Amin. Evvela rızkımızı bol eylesin. Gelecek olan bayramla bayram edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Eğer bir insanın iç huzuru yoksa bayram gelse ne olur, gitse ne olur. Ama iç huzur varsa, bedeni de rahatsa, hastalıklardan da salimse, onun için her gün bayram tadında olabilir. Evet. Bayrama bayram denmesinin sebebi, daha sonra da bunu anlatacağız. İnsan iç huzuruyla bir Allah'ın emrettiği vazifeyi yapıp, ben başardım bunu, bugün benim bayramım, bugün seviş günüm demesinden ötürüdür. Yani gerektiği gibi kulluk yapıp da günahlarından azat olduğu gün, değil mi hocam? Tabii, yani bir cross diyelim, bir ne maraton. Diyorlar? Bir maraton, bir koşuda o son çizgiyi geçen kişinin yapmış olduğu, hani ellerini kaldırıp seviş gibidir. Evet. Ramazan'ın veya kurbanın bayramı. Bizim inancımıza göre de böyledir. Şimdi neden bunu hatırlattık? Az günler kaldı. Kadir gecesinin saklı olduğu günlerdeyiz. Efendim gecelerdeyiz. Bu geceleri, bu Kadir gecesiyle alakalı da bir sohbetimiz yapacağız olacak. Yapacağız inşallah hocam. Hatırlatıyoruz. Özellikle tek olan geceler. 23, 25, 25 27, 29. Evet, 29. Bu geceleri ganimet bilip değerlendirelim. Hiçbir şey yapamazsak iki rekatlık namaz kılalım. Elimizi açalım. Hacet namazı diye de yani şimdi. Yani bir anlamda Cenab-ı Hakk'a nafile bir ibadetle ibadet yapıp el açıp yalvarmak, istemek. Ya ud'u rabbekum tevarru'an ve hufya. Yani dua konusu belki ayrı bir konu, evet, ama burada yeri gelmişken hocam. Onun için de bu günleri ganimet bilelim. Hatırlatma bunlar. Evet. Konumuz bu değil. Evet. Konumuz iflas konusu. İflas da etmemek için bunlar da önemlidir. Hani ne kadar sermayen var diye sorduklarında bankada şu var, kasada bu var, şurada ev var, keşede şurada yat var, şurada kat var diyebilir adam. Bu dünyalık sermayedir. İflas etmiş. Bu hadis-i şerifte de geçiyor. Şimdi okuyacağım hadis-i şerifte. Bunu çoğu arkadaşımız da bilir. Hocalar bilir bu olayı. Peygamber aleyhissalatü vesselama
menil müflis, peygamber aleyhisselam soruyor bizatihi. Aslında sahabenin ne diyeceğini de biliyor. Bazen malumun ilamı derler. Yani bilineni ilan etmek. Bu Peygamber Efendimiz'in bir öğretim tekniği. Öğretim tekniği, usulü. Usulü. Evet, Peygamber aleyhisselam bu usulle aslında sahabeye ve kendinden sonra gelecek ümmetine, kardeşlerine efendim bir şeyi anlatacak, bir şey söyleyecek. Evet. Mesaj verecek tabiri yerindeyse. Efendim, dolayısıyla bu soruyu soruyor Peygamberimiz. Diyor ki, etedrûne menil müflis. Yani bilir misiniz iflas eden kimdir? Sahabe nedir? Allah ve Resulü alem. Yani Allah ve Resulü daha iyi bilir. En iyisini bilir. Evet. Sahabe diyorlar ki galu, bu bilinen bir soru ama. Bilinen bir soru. Ya Resulallah. El müflisü fina men la dirheme lehu ve la meta'a. Yani müflis, efendim, parası pulu bitmiş, malı melali kaybolmuş, yok olmuş, iflas etmiş adam. Kepengi kapatmış adam. Bize de sorsalar bugün aynı cevabı veririz aslında. Aynı cevabı veririz. Müflis, tüccar diyorlar ya, müflis, iflas evet. etmiş adam demek. Evet. Efendim, Peygamber aleyhisselam sahabenin böyle diyeceğini biliyor ama buna rağmen soruyor. Ha yok diyor, bu dediğiniz değil. Bu dediğiniz dünyalık içindir. Adam dünyada, değil mi, dün iflas etmiş adam bir şekilde daha sonra topluyor, çalışıyor, yardımlar alıyor. Tekrar toplanıp tezgahını tekrar kuruyor. Tezgahını kuruyor. Bu arada antiparantinizde bir şey söyleyeyim. Yahudi hiç iflas etmezmiş. Allah Allah. Tabi ticareti kötü giden bir Yahudi, diğer Yahudiler bir araya gelirlermiş. Hemen onun ticaretini satın alıp yeni bir iş kurarlarmış ona. Biliyorsunuz dünyanın parasına hakim olan adamlar bu kadar da zekaları var yani ticari olarak. Efendim, bu tırnak içinde bir şeydi. Peygamber aleyhisselam bu cevaptan sonra diyor ki فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاتٍ. Müflis şudur diyor. Ümmetimden müflis kişi şudur. Bak dikkat etsen dünyalık iflaslara falan hiç aldırmadı Peygamber aleyhisselam. Evet. Adam malını yitirirse kazanır. Evladını yitirirse Allah başka bir şey verir. Eşyasını, evini, şunu, Allah onun yerine başka bir şey verir. Dünyada bir şekilde kurtarır. Kurtarıyor. Ama asıl müflis diyor, kıyamet günü ümmetimden bir kişi getirilir. Öyle bir adam ki, böyle kalabalık mahşer yerinde, bembeyaz at üzerinde, bembeyaz sakallı elbisesi böyle bir adam, her gelende de işte cennetlik adam geliyor. Herkes ona gıpta eder. Tamam, herkes gıpta eder. Bu adam kesin cennetliktir derler. Öyle bir adam ki gelir, efendim, bu adamın namazı çok, çok namaz kılmış adam. Gece gündüz namaz kılmış. Bu adamın orucu çok, çok oruç tutmuş. Orucu var. Bu adamın zekatı çok. Zekat vermiş fakire, zenginmiş adam. Çok zekat vermiş. Ve ye'ti, bu adam, bunun hepsi gelir, orucunu, zekat. Fakat adamın başka şeyleri de vardır. Adamın şu özellikleri de büyük, şu ekran gibi dev bir ekranda görülür. Başka şey daha. Bunlar namazların, şu ekranda, şu ekrandaki gibi. Bunlar namazın zekatını tabi açılır. Ama وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ قَذَفَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَاَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَّفَكَ دَمَ هَذَا وَدَرَبَ هَذَا. Şimdi diyor ki başka bir defter daha açılır. Bu adama sövmüş. Bu adamı dövmüş. Bu kadına hakaret etmiş. Şuna iftira atmış. Şunun malını gasp etmiş. Şurada haksızlık yapmış. Başka bir defter daha açılır. Bir iyi haber, bir kötü haber. Abi. Onun için biz sadece dini, efendim, şu şu ibadetleri yap. Hani Yunus Emre diyor ya hocam, savun salat hac ile sanma biter zahid işi, mürşidi kamil olana lazım olan irfan etmiş diyor. Mübarek bir söz. Çok bereketli bir ifade. Evet. Biraz sonra Yunus Emre'den yine bir de şeyi hatırlatacağım. Siz hatırlatınız mı? Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Efendim, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani herkes elin yüzünü yıkıyor ama abdest değil adamın aldığı. Hmm, çok güzel. Her kıldığında namaz değil, bir gönül kırmışsan diyor, bir gönül yıktıysan Allah'ın evidir, Kabe'dir orası. Kıldığında namaz değil. 72,5 millette
Tabii evet. Burada çok önemli bir şey var. Yani bir emredilenleri yapmak Müslüman tanırken yani emri bil maruf nehyani münker. Yani iki boyutlu bir şeydir. Yani sadece işte ibadetlerle, taatlarla böyle bir hayat yaptın ama dilinle insanları incittin. Efendim elinle çaldın, gözünle başka bir şey yaptın. Hümeze ve lümeze yaptın. Yani laf getirip götürüp ağız eğdin, burun büktün. İftira attın, yalan konuştun. Acayip şeyler var üzerinde. Oruç bizi tuttu mu? Namaz bizi gerçek mümin evet. kıldı mı? Namazı kıldıysan, gerçek manada namaz kıldıysan, hani kötü, bu dediğimiz kötülükten uzak durman gerekirdi ya. Ama kıldın namaz, namaz orada görülüyor. Hiç bırakmamışsın. Fakat kötülükleri bıraktırmamışsan namaz. Namazı o maksatla kılmamışsın. Vazife bilmişsin, kılmışsın. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde hareketle feyuti hâzâ min hasenâti ve hâzâ min hasenâti adama bunlar senin hasenat, iyiliklerin, iyiliklerinin karşılığı. Fakat şu hakkını aldığın adamlar var ya, hayvan veya insan. Şu kullar var ya, onlar istiyorlar şimdi. Ver ya Rabbi, biz bunun hakkımızı istiyoruz. Kul hakkı var ya hani. Alacaklar sıraya dizilmiş. Tabii alacaklar sıraya dizilmiş. Ama adam bakıyorsun şöyle cennetlik bir adam. Diyor ki adam hakkımı istiyorum ya Rabbi. Hani kul hakkıyla huzuruma gelmeyin diyor ya Cenab-ı Hak. Evet. Kamu hakkı da kul hakkıdır ha. Bilmediğimiz adamların hakkıdır. Onlarla helalleşmek çok daha zor. Çok da zordur. Evet. Dolayısıyla kıymetli hocam, efendim, Allah der ki alacaklılara namazından, bu adamın namazından olan hasenatları verin şu alacaklıya. Şu adama verin zekatlarını. Şu adama verin oruçlarını. Adamlar alacaklarını alırlar ama öbür taraftan biri daha çıkar. Günümüz ya, tabiriyle icra memurları geliyor, alıyor. Geliyor, alıyor. Bir adam daha çıkar, gelir der ki bende de, benim de bu adamda hakkım var. Şöyle şöyle bana vurmuştu veya sövmüştü. Rencide etmişti veya iftira atmıştı. Efendim ona da dedi ki bak melekler dediler ki ya Rabbi verecek bir şey yoktu adamın. Namazı kalmadı, orucu kalmadı, zekatı kalmadı. O zaman bu alacaklının günahlarını yükleyin bu adama. Bak büyük ekranda senin artık amellerin teraziye çıkmış. Yükleyin derler. Ve o alacaklıların günahları da o adama yüklenir. Diyor Peygamber aleyhisselam. Ve bu adam bu halde efendim ne yapar? فَدُّرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ bütün günahlar bu adama yüklenince bu adam cehenneme atılır diyor. Asıl müflis bu adamdır. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Bunu biz şöyle diyoruz. Bir gün bir film oynayacak. O film başrolü sensin. Senaryo yazarı da biziz hocam. Senaristi de biziz. Evet. Ahiret yurdunda, mahşer gününde hani herkes kaçacak diyor ya. Herkes kalacak. Hem bir kitap açılacak. Ma li hadzal kitab? Bu kitaba ne olmuş? Bu kitaba ne olmuş ki? La yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Hepsini büyük, saymış. Büyük küçük diyor hocam. Tabii yaş kuru hiçbir şey bırakmamış. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış. Hepsi yazılmış. Ya ben bunu dalga geçerken öylesine söyledim. Ben bunu falan yerde sıkıştım. Efendim söyledim öylesine dedim. Birden duymuştum kulaktan. Bu kadın hakkında, bu erkek hakkında böyle söyleniyordu dedim. Attım işte böyle yani. Hocam bizi izleyenler ve bizi dinleyen kardeşlerimiz de bilsinler. Zaman zaman öyle dünyalık şeyler olur ki imanımız sınava girer. İmandan sınava gireriz. Dünyada. Evet. Öyle bir yerde nasıl ki, olur ya diyecek değil mi izleyicilerimiz? Biz olur? İman ettik ya yani. Evet. Bununla alakalı meşhur bir fıkra vardı. Tam bilmiyorum. Tam anlatabilir miyim ama öyle özünden bahsedeyim. Dilimizin döndüğü. Evet, döndüğü kadar bahsedeyim. Şimdi malum bir işe bir efendim bir devletin önemli kişisi bir işe eleman alacak. Evet. Sıraya girmiş. İşte 3 arkadaş da giriyor. Bunlar üçü de aynı şeye talipler. Evet. İlk girene soruyor. Diyor ki bak şimdi sen tamam çok önemli özelliklerin var, kabiliyetlerin var ama efendim senin bu özelliklerin, bu kabiliyetlerin çerçevesinde şimdi senden sonra gelen senden daha kabiliyetli arkadaşın var ya ne dersin? Diyor ama ben diyor şu yönden ondan üstünüm. Şöyle kabiliyetim var. Onun sizin bilmediğiniz bir de şöyle özelliği var diyor. Tamam diyor. Biz seni değerlendireceğiz. Sen çık.
Öbür arkadaş gelince öbür arkadaşa diyor ki böyle böyle arkadaşın senin hakkında böyle bir şeyler söyledi ama biz seni imtihan ettik. Sen bu işe layık görünüyorsun. Fakat öbür arkadaşın senden bir takım meziyetlerle daha üstün. Ne dersin? Evet diyor, sizin bilmediğiniz bazı özellikleri vardır o arkadaşımın. Şu özel, sizin dediğiniz özellikle benden üstündür. Artı bir de bu göreve şu hususuyla benden daha layıktır diyor. Tamam diyorlar, sen de çıkarırsın evlat. Çünkü biz alacağımızı alacağız şimdi. O ikinci, o arkadaşım benden daha layıktır. Şu özelliği itibariyle dediği yani. İçin oradaki komisyondaki herkes diyor ki bu adam gerçekten bu göreve layık, dürüst bir adam. Sadık birisi. İşte bazen böyle kritik noktalarda, kritik yerlerde imanımız da sınanır. İslamımız sınanır, adamlığımız sınanır. Sınavdan geçersin. Bir cenderede iman, İslam sınanmadığı sürece ben şöyle sağlam müminim, şöyle sağlam Müslümanım deme. Ayet-i Kerime'de diyor ya, değil mi? Tabii. İman ettik dedikten sonra sizi sınamayacağımızı zannettiniz. Tabii. Her yönüyle sınanırız. Mesela diyelim ki bugünlerde çok televizyonda duyuyoruz. Falan yerde para çantası unutmuş adam. Demet demet paralar var. Hiç kimse görmüyor. Baktın kamera falan da yok. Allah'ın kameraları görüyor da. Evet. Tam sen oraya girdin. Baktın kimse de görmüyor. Alayım şunu dedin. Ama işte orada imanın sınava çıktığı bir yerdir. Başka bir yerde zina, başka bir yerde hırsızlık, başka bir yerde gasp, başka bir yerde iftira. Değil mi? İftira da çok büyük. Mesela diyelim ki Müslümanların böyle öksürmeden, yutkunmadan birbirine patır patır iftira attıkları. Böyle duydum, böyle dedi. O kadar büyük kul hakkıyla şeyimiz var ki. Her gün ama. Allah ıslah eylesin hocam. Yani en az şunu bile diyemiyor ki bu bile doğru bile olsa, doğru bile olsa yani efendim yalan olsa zaten yalan olmuş olur. Bir de gıybet değil mi? Evet, gıybet var mesela. Arkadan konuştum. Doğru olsa bile gıybet olur yani. O söylediğinden bir Müslümanın faydası var mı? O kişinin topluma faydası var mı? Yok. Hele hele bugün o kadar önemli şey var ki önüne gelen iftira atıyor. Allah muhafaza buyursun. Önüne gelen iftira atıyor. Bu çok büyük tehlike ümmeti Muhammed. Allah muhafaza etsin. Kıymetli hocam, peki iflas ile amel-i salih, iflas ile ahlakı kamil arasında bir bağ var mıdır? Evet. Kesinlikle vardır. Hocam amel-i salih dediğimiz nedir bizim? Kur'an-ı Kerim'de mesela illellezine amenu ve amilus salihat. Evet. Evet, bu Kur'an ayetin bu terkip olarak böyle beraber geçer. İman eden yani. Ve salih amel işleyen. Evet. Salih amel, salih kelimesi sulh, salahat, ıslah hep aynı kökten gelir. Yani düzeltmek, kendi düzgün, dünyanın da etrafının da düzelmesini isteyen insanlara salih insanlardır. Ve kûnû ma'as sâdiqîn sâlihîn neyse. Evet. Salihlerle beraber olmak efendim bu manadadır. Dolayısıyla salih amel dediğimiz yani yeryüzünün imarı adına Müslümanların hayatlarını kolaylaştırma, onların hayatlarını güzelleştirme adına yapılan tüm şeyler ibadet kabiliyetidir ve salih amel kabiliyetidir. Bir kişi iman etse kendisi içindir değil mi? İman evet, ettim diyor evet. Tamam. Ama salih amel imanın göstergesidir. İman eden insanda salih amel görülür. Evet, amel imandan bir cüz falan değildir. Önceki sohbetlerimizde söyledik. Bunu bir Allah dostu şöyle açıklamış hocam çok kısaca. Evet. İmanı bir fenere, lambaya, bu gaz lambası dediğimiz lambaya benzetmiş. Ameli de onun dışındaki cam, fanus koruyucu cama benzetmiş hocam. Evet. Bu diyor cam fanus olmazsa bu iman ateşi Allah korusun sönebilir, yani kesinlikle, yok olabilir. Kesinlikle. Evet. Amel etmeye etmeye insanın imanı tehlikeye girebilir, doğrudur. Evet. Fakat biz ameli şöyle anlıyoruz. Salih amelle alakalı da. Şimdi İslam biliyorsunuz bir zaruriyat var. İman dediğimiz konu. Zaruri. Olmazsa olmaz. İman konusu. Yani iman dairesi. Ya var ya yok. Bir Müslümanın ameli imanla değerlendirmeye tabi tutulur. İman yoksa hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmaz. Evet. Adam diyor ki ya falan diyor şunu yaptı diyor bunu yaptı diyor falan. Yani sıkça sorulur mesela efendim falan bilim adamı aşıyı bulmuş, efendim mikrobu bulmuş falan icadı falan keşfi evet. Kerameti göstermiş. Bulmuş Allah'ın verdiği akılla. Hidayeti de bulsaydı keşke.
Evet, o yaptığı çok önemli bir şeydi. Mesela Edison ampulü bulmuşuzdur. Keşke evet. Kendini de aydınlatabilseydi. Evet, kendini de içini de aydınlatabilseydi. Asıl maksat bu dünyada bir şeyleri icat etmek üzere gelmedi insanlar. Öyle olsaydı her icat ehli kendi içinde en takvalı mümin olurdu. Evet. Her mucit. Her mucit. O değil. Asıl olan burada insanların imanla amelleri değerlendirilir. Ne yaparsa yapsın. İman varsa ameli değerlendirmeye alınır. İman yoksa hiçbir amelin kıymeti yok. Değerlendirmeye alınmaz. Evet. Al çünkü iman etmek üzere burayı. Burası imtihan dünyası. İki şey var. Dünyaya geldin, iman veya imansızlık. İman etmişsen kurtuluyorsun, iman etmeden kurtulamıyorsun. İmanı zerre kadar imanla cennete giriyor. Ama dünyada amel yapmış. Az önce dedik müflis işte. Evet. Şimdi bizim burada şeyde hadise amelle ilişkisi de şudur. Evet. Dedi ki zaruretler imanla imani konular, akaidle ilgili konular. Efendim haciyat, ihtiyaçlarımız var. Bir bedenin ihtiyacı. Beden var, efendim onun ihtiyaçları var değil mi? Bedenin ihtiyaçları var. Evet. Toplumun beden olarak düşün. Onun ihtiyaçları var. İhtiyaçları gidermek. Mesela nedir? İşte engeli kaldırmak. Nedir efendim? İbadetleri yapmak. Evet. Nedir? Mesela biz bugünlerden en çok ibadet ne yapıyoruz? Zekattır, fitredir, sadakadır, ibadetleri evet. Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir başkasının ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Kendi ihtiyacımızı gideriyoruz. Yani malımızda başkasının zengin hakkı var. Gözü vardı. Onun gözü kalmasın diye içinden bize merhamet duysun, sevgi duysun, muhabbet duysun diye kendi öz kasamızdan, kesemizden, cüzdanımızdan çıkarıp bir meblağı veriyoruz fakire. Evet. Ve fakir de Allah razı olsun senden diyor. Sen iyi ki iyi insansın, güzel insansın, Müslümansın. Hiç benden bir şey beklemeden, çalışma beklemeden, bir karşılık beklemeden kendi elinle getirdin, bana verdin diyor. Toplumsal barış açısından, içtimai hayat açısından. Başka bir toplumda, başka bir dinde var mı hocam? Bir arkadaşım yurt dışında görev yapan da, hani mesela bizde çay ısmarlama olayı vardı. İşte bir çay ocağına gitsek sizinle hesabı siz ödersiniz, ben öderim. Evet. Batı insanında bu yok diyor. Onu anlayamıyorlar. Onlara kafalara basmıyor diyor hocam yani. Asla bunun terimini de biliyordum ama zekat konusunu anlatırken söyleriz. Evet. Yani inanmayan bir insan Batı toplumunda bugün senden bana ne var ki benden sana olsun? Mantık budur. Allah Allah. Tabii. Ve verirken kendisi adına verir. Zekat konusunu anlatacağız bunu uzun uzun. Kendisi adına verdiği için verilen kişi yani alan kişi veren kişiye devamlı minnet duymak zorundadır. Ama bizim dine inancımızda, İslam şuurunda Yunus hocam veren kişi kendisi adına vermez. Allah rızası için. Allah adına verir. Allah adına, Allah ver dediği için verir. Zaten diyor ya değil mi? İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehum cennet. Şimdi dolayısıyla bu haciyat dediğimiz yani ihtiyaçlarımız o zaruri olanları koruma. Sizin lamba metaforu anlattığınız şey. Evet. Yani o korur. Bir de tahsiniyat vardır hocam. Hayatı güzelleştirmek demektir. Süsle. Ahlak dediğimiz, İslam, ihsan dediğimiz şeydir. Bu o ibadetleri, imanı, bunları güzelleştirmek için yaptıklarımız vardır. İşte bu şeyin, bu amellerin hem dünyaya hem ahirete. Biz ahiretteki iflası bahsettik değil mi? Evet. Bunun Kur'an'da ayette de var mesela. Ayette şöyle diyor Kur'an-ı Kerim. Bismillah. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Evet. فَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبًا. Hah. Şimdi diyor ki Cenab-ı Rabbul Alemin, biz diyor o gün bir terazi kurarız. Ne zaman? يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü bir terazi kurulacak. İster faraziydi, ister şöyledi, hocam bu terazi nasıldı, ben bilemem. Dijital miydi, elektronik bilemem miydi? Bilemem ben orasını. Dijitalden daha dijital olduğu kesin. Kesin. Daha hassas olduğu kesin. Kuyumcu terazisinden daha hassas. Daha hassas olduğu kesin. Neden? Bu ayette de diyor. Evet. Ve men yâmel miskâle zerretin hayran yarah ayetinde de biliyoruz. Evet. Efendim, her yönüyle daha hassas olduğu kesin. Diyor ki o gün biz bir teraziye kurarız. Ameller şöyle konulur ortaya. Tahsiniyat babında söylüyorum. Hmm. Ortaya konur hocam ve bazen öyle hiç ummadığımız bir yerden ki bugünlerde çok ihtiyacımız var. Ya şu da mı diyeceğin bir hayır tam terazinin böyle günah tarafı ağırlaştırdığında bir kere Sübhanallah demek, bir kere Elhamdülillah demek, bir kere işte Allahu Ekber demek
bizim için çok zor olmayan bugün yaptığımız 33 kere Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber var ya. Evet. Terazinin bir tarafına konur. Bütün dengeleri değiştirir. Dengeleri değiştirir. Ya sen hiç ya ne işte sahurdan sonra sabah namazını az şöyle birkaç dakika beklerken hemen tesbihi aldım elime. Dedim ki Sübhanallah, Sübhanallah, bir çekeyim dedim. Ya ne olacak yani? Dedin sen. O ne olacak şey? Ahiret hesabıyla bir hazineye bedel. Tahsiniyat dediğimiz bu. Evet. Bu günler onun için ahiret iflası dünya iflasının gereğidir. Dünyada yaptıklarımız aynı anda az önce söyledik. Bu ahiret iflasından bahsettik ama bu kişi aslında dünyadayken de iflas etmiş. Çünkü çok hak almış. Evet. Yani bir toplumun inşasında, ihyasında, bir medeniyetin ihyasında, kurulmasında sadece namazla, sadece oruçla, sadece zekatla gidemiyorsun. Gidemiyorsun. Aynı anda başkasına vurmayacaksın. Aynı anda başkasına sövmeyeceksin. Aynı anda çalmayacaksın. Aynı anda dili muhafaza edeceksin. Aynı anda gözü muhafaza edeceksin. Aynı anda kulakları muhafaza edeceksin. Aynı anda elleri, ayakları muhafaza edeceksin. Çünkü o gün el yevme nahtimu ala afwahihim ve tukellimuna aydihim. Ya o gün ağızlara mühür vurulacak ve ağızlar konuşacak. O terazinin kurulduğu gün. Ve Cenab-ı Hak ne diyor? Ayet-i kerimede fela tuzlemu nefsun şeyen. Hiç kimseye zulmedilmez o gün. Yani kişinin şöyle bir itirazı olmayacak. Şu dev ekran gibi düşünün. Hiç kimsenin şöyle bir itirazı olmayacak Yunus Hocam. Yani efendim ya Rabbi ben orada değildim. Elim konuşacak kardeş. Sonra diyecek ki efendim niye lime şehittüm aleyna diyecek. Derisin adam. Derileri konuşacağız diyor Allah. Evet. Derileri değil mi? Derileri konuşacağız tenleri diyor. Tenleri konuşacağız. Ve onlar diyecek ki lime şehittüm aleyna. Niye aleyhimize geçtiniz? Niye aleyhime geçtin? Sen benim elim ayağım değil miydin? Ve kâlû li cülûdihim lime şehittüm. Ha, ve kâlû li cülûdihim lime şehittüm aleyna. Kâlû entekanallâhu lezî entekâ. Kâlû entekanallâhu entekâ kulli şey. Ve huve khalakakum. Her şeyi konuşturan Allah benimle konuşturuyor. Benim de elimde değil diyor yani. Ya. Onun için asıl iflas hocam saklayamayacaksın. Efendim fe eyne tezhebûn. Değil mi? Nereye gidiyorsun ya? Nereye kaçacaksın? Eynel mefar. Kella la bezar ila rabbike yevmedin müstakar. Nereye kaçacaksın? Kaçacak yerin yok. O zaman bugün basit görme. Küçük görme. Bugün helallaşma günü. Bak bayram geliyor. Mübarek gün ve gecelerden geçiyoruz. Yani şimdi kardeşlerimiz, bizi dinleyen insanlar, yani gönüllerini açsınlar. Kimin kalbini kırmışlar? Kimi? Ya değmez bu dünya için. Vallahi lazım değmez. Hiçbir şekilde değmez. Ya. Değecek bir şey yok. Çünkü görüyoruz her gün. Daha dün bir kardeşimiz Allah taksiratını affetsin. Amin. Efendim canına kıymış. Yani taziye alırken bile zorlandık. Neden? Yani insan hangi sorunu, hangi derdi, ahiretini yok edecek bir mevzuya, canına kıyacak mevzuya getirir insan. Dünyalık malı bitmiş. Gitsin mal ya ne olur. Canından daha aziz ne var? Canından daha kıymetli ne var? Geri gelmeyecek tek şey can. Tek şey, tabii. Peki bu... Evet ben bunaldım, evet. Daraldım diyor. İnsanlar o kadar zayıfladılar ki hocam. O kadar zayıfladılar ki. Hem dünya hem ahiret iflasına gidiyor ya. Evet. Allah muhafaza buyursun. Evet. Buyurun hocam. Peki kıymetli hocam, şimdi ahlak dünyada da ahirette kazandırır mı? Mesela bir bu işle iştigal ettiği için söylüyorum. Sokakları temizleyen bir kardeşimiz mesela çöpte efendim dediğiniz gibi biraz önce bahsettiğiniz gibi bir torba dolusu para buluyor, altın buluyor. Halbuki ona çok çok ihtiyacı var. O anda kimse de görmüyor. Değil mi? Orada evet. Nefsiyle ve efendim imanıyla baş başa. Yani bu insanın yaptığı davranış buna hem dünyada hem ahirette kazandırır mı hocam? Kesinlikle kazandırır. Ahlak aslatında ahirette zaten kazandırır mutlaka da. Dünyada da kazandırıyor hocam. Evet. Mesela hep vatani görevimizi seve seve yaptık. Evet. Bugün çağırsalar yine gideriz. Elhamdülillah. İnşallah. Asker ocağına gidince orada termal kamera var. Sınırdaydık askerde. Isıya hassas. Yani insan canlıya duyarlı kamera. Ama onun kabloları falan böyle çok kıymetli, altın madeninden midir, ne dedi bilmiyorum. Çok büyük bir zimmeti vardı çünkü. Üzerimize zimmet edilmişti.
Efendim gittik asker hocana. Bize de hemen dediler ki yeni gelenlerden birine bunu zimmetlememiz lazım. Kime vereceğiz işte? Çağırdılar ilahiyatçı hoca. Bizi buldular. Tabii hiç inanmayan bir komutanımız vardı. Allah peygamber inanmıyor. Allah selamet versin. Allah hidayet versin. Evet. İnşallah verdi zaten. Daha sonra arkadaş olduk çünkü bayağı böyle güzel konuşmalarımız, güzel sohbetlerimiz oldu. Şimdi bu sordum ona. Dedim ki komutanım bunu bana niye verdiniz? Yani bu askerin içinde herhalde en kabiliyetli ben değilimdir. Başkaları da vardır bu işi yapabilecek. Senden önce de hocaya verdiydik. Dedi. Sebebi ne dedim? Ya bunlar çok kıymetli dedi. Bunlar iyi korurlar dedi. Sen de iyi korusun dedi. Ben zannettim ki benim gönlümü okşuyor adam. Öyle değil. Benden sonra da ben de belli bir zaman sonra devrettim. Benden sonra da yine öyle birisine devrettik. Şu zaman Cenab-ı Hakk'a hamd ettim. Neye hamd ettim biliyor musunuz? O insanın kalbinde ve gönlünde biz halen güvenilen insanız. Güvenilen insanız. Biz derken yani istiyor ki inancı olan helalı haramı bilen daha dünyadayken kazandırıyor. Bana çok şeyler kazandırdı mesela o şey. Çok şeyler kazandı. Yani şöyle düşünmeyelim. Ya o bir torba dolusu parayı vermeseydi kendisi zengin olacaktı. Halbuki verdi yine çöpçülüğe devam ediyor diye düşünmeyelim. Belki o parayı alacaktı ama Allah onun bağırsaklarını düğümleyecekti. O para değil onun 10 katıyla tedavi olamayacaktı. Ya olaya bu açıdan bakmak lazım hocam. Nereden bileceksin? Biz hep afiyet olsun deriz değil mi yemek yiyenlere? Evet. Ne demek afiyet olsun? Afiyet ne demek evet. Ya Allah afiyet versin deriz. Niye deriz afiyet? Allah o ömrün kalan bölümünde huzur versin. İç ve dış huzuru. Ceset veya ruh huzuru versin demektir. Şöyle ki hocam ben de sene başında Eylül aylarında falan malum hastalıktan bir karantina süreci, bir tedavi süreci geçirdim. Afiyet dediğiniz aklıma geldi. En sevdiğiniz lezzetli yemek eğer Allah size afiyet vermezse size çok affedersiniz çok tiksinç ve iğrendirici gelebiliyor. İstifa tabii, ettirebiliyor tabii. Hocam. Yani afiyet olmayınca hiçbir şey olmuyor hocam. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahümme inni es'elükel afiyete min kulli beliyye. Ya Rabbi bütün imtihanlardan, bütün sıkıntılardan, bütün üzüntülerden afiyet diliyorum senden diyor. Sonra ve devamel afiye. Afiyetin de devamını istiyorum ya Rabbi. Tamam onlardan kurtulayım ama o devam etsin bu beden sağlığı, ruh sağlığı. Efendim afiyet, huzuru, kalp huzuru devam etsin istiyorum. Sonra ve es'eluke şükre alel afiye. O verdiğin afiyete de şükredebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah sana afiyet verdi. Allah sana evlat verdi. Allah sana mal verdi. Allah sana ev verdi. Allah sana araba verdi. Allah sana iş verdi. İmkan verdi. Ne yapacaksın? Ne kadar nimet vermişse o ne kadar olan nimetin adedi kadar veya oranı kadar şükredeceksin. Le'in şekerdüm lezidennek. Ve le'in kefertüm. Ha, nankörlük ederseniz inna azabile şedid. Bugün belki de sorunumuzun bir ayağı da budur. Nankörlük etmemizdir. Müflis olmamızın sebeplerinden birisi. Tabii, nimetin kadim. Le'in şekerdüm. Allah vaat ediyor. Şükredin diyor. Nimetin sahibine teşekkür ederseniz artıracağım. Garanti olan bu. En garanti yatırım burası. Adam diyor hocam hangisine diyor yatırsam diyor daha kar ederim. Son günlerde şükür meblağı var diyoruz. Şükür meblağını yatır. Şükür hesabına. Şükür hesabına yatır Allah'a. Hangi şükür o? Allah sana hangi nimeti ver? Çocuğuna bakarken güzel mi geldi? Hoş mu geldi gözüne? Sevdin mi? Canım ciğerim mi dedin? Allah'ım sana şükürler. Benim gibi aciz kuluna böyle güzel evlatlar verdin. Aynen öyle hocam. Eşine teşekkür et ya. Şu mübarek günlerde gece kalkıyorlar bizim için sofra hazırlıyorlar. Akşam yemeğimizi hazırlıyorlar. Elbiselerimizi yıkayıp bize temiz bir şey veriyorlar. Ne olur ya? Onlar olmasa biz böyle temiz ve pir ufak yani insanlara çıkamazdık. Bir kere gözünün içine bakarak da şimdi bizi dinleyenler var. Hem eşli olanlar var ya şimdi. Ya bu şu mübarek gecenin şu saatini teşekkür etsinler ya. Ya onun gönlünü kazandığı zaman kendi gönlünde de aşk, muhabbet böyle gelişecek. Sokakta aşk bulunmaz. Bir de çarpan etkisi yapıyor dediğiniz tabii. Gibi bu mutluluk çarpan tabii. Etkisi yapıyor çoğalıyor tabii. Artıyor hocam. Güzeli söyle kötüyü temenni etme. Evet. Onun için de bu ahlakın sizin sualinizden hareketle söylüyorum ve efendim son noktalara da gelmişiz. Evet, 3 dakika. Efendim ahlakın bu dünyada da elbette muazzam faydası vardı. Siz hocam bizi dinleyenler
Bir efendim işte birkaç altını var, bileziği var, şunu var, bunu var. O cemiyet içinde akrabalarında, evlatlarında kime teslim ederler? Ahlakın faydası yok diyelim. Kime teslim ederler? En güvendiklerine. En dürüst olana, en sağlam olana teslim ederler. Hazreti Muhammedül Emin denmesinin sebebi? Çok ilginç değil mi hocam? Hicret ederken bile hicret esnasında efendim inanmayanlar kendi eşyalarını, özel eşyalarını ona teslim ediyorlar. Abi, çok ilginç bir durum. Artı başka bir şey daha var. Hani senin evlat sormuştu ya ona. Peygamber aleyhissalatü vesselam hicret ederken o emanetleri de sahibine teslim etmek üzere Hazreti Ali Efendimiz'e bırakıyor. Şu diyor altın falanca kadının, şu para falanca adamın. Onlar kim bu adamlar biliyor musun? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve ona iman edenleri evlerinden, yurtlarından süren, öldürmek için kapıda kılıç sallayan adamlar. Elinden geçip bir kaşık suda boğacak olanlar değil bu mi? Bu insanlara bile kıymetli hocam Allah Resulü emaneti almış. Şöyle yapabilirdi. Nasıl siz beni yurdumdan ettiniz, evimden ettiniz, ticaretimden ettiniz, Müslümanları şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Aha da sizin malınızı götürüyorum diyemedi yani Allah Resulü. Onun için ahlak dünyada kazandırır en önemli şey. Ahlak etik değil asla. Evet. Salih amel bu dünyada bize. İşte bunlar hep salih amel. Hepsi salih amel. Salih ameli, efendim cami yaptırmak, köprü yaptırmak, bunlar da sadaka-i cariye ve salih amel. Evet. Ama genel manada davranış, genel manada aile, fert, toplum, cemiyet hepsinin içinde yaptığımız Allah görüyormuşçasına, Allah ki görüyor, Allah biliyor ve işitiyor. Allah her an, Allah'ın kameraları her an bizi çekiyor. Evet. Bu düsturla hareket ettiğimiz hepsi salih ameldir inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Şükür. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Allah Rabbim razı olsun. İnşallah burada konuştuklarımızla ilk başta kendi nefsimizle i̇nşallah bunları yaşayabilmeyi ve sonra bizi izleyen kardeşlerimizin hayatlarında bu güzel örnekleri tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Rabbim bizleri gerektiği gibi kendisini zikreden, şükredebilen ve kendisine güzelce kulluk yapabilen kullarından eylesin. Rabbim bizleri de ahirette iflas edenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Sağ olunuz, var olunuz. Allah'a emanet olunuz efendim.